Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Bursa'da koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki evli çift, Kestel Devlet Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ise doğduğu gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan bebek 23 günlük tedaviyle virüsü yendi. Küçük bebek hastaneden alkışlarla taburcu edilerek anne ve babasına kavuştu. Sağlık Bakanlığı ise 13 Mayıs verilerini açıkladı. 58 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 3.952 oldu. 1.639 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 143.114'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bilim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında kurallara uyulmamasından şikayet etti. Yer yer bu kurallara uyulmadığını görüyoruz. Yer yer maskenin takılmadığını görüyoruz. Yer yer mesafelerin devre dışı kaldığını görüyoruz. Bunların asla ve asla olmaması gerekiyor. Çünkü 83 milyonun sağlığı önemli. Yani bütün tedbirleri devre dışı bırakırsanız biz zaten kalabalıkların oluştuğu dönemlerden sonra bir hafta 10 gün sonra vakaların arttığını sizler de çok rahat görüyorsunuz. Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak bu dönemi daha sağlıklı götürme eylemindeyiz diyen Bakan Koca, bayramda sokağa çıkma yasağı konusunda karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini söyledi. Bayramda sokağa çıkma ile ilgili biliyorsunuz bu bir hükümet kararı. Bununla ilgili önümüzdeki günler salgının seyri bunda etkili olacak. LGS ve YKS sınavları da Bakan Koca'nın gündemindeydi. Yüz yüze sınavların olmaması şeklinde bir karar alınmış oldu. Ben buradan YÖK Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı'na camiler ne zaman açılacak sorusu da soruldu. Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de benzer özellikle salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bizim bilim kurulumuzda bu anlamda bir gündem olmadı.